Çiçekle barışmak için hemen böyle yapıştırdı çiçeği. Böyle erkeklerin soyu tükeniyor. Bizi de böyle can gibi soysuzlar kalıyor. Geçen benim için ne yaptı? Bir düşünce ne yaptı? Sadece çiçeklere böyle beni rezil etti, o kadar yani. Yap, tek şey bu. Ya tamam, bırak, unut artık şu çocuğu. Fıstık gibi kızsın. Sevgili mi yok sana? Ya unutamam ya Sevil ya. Zaten cana böyle iyi bir ders vermenin artık zamanı geldi mi geçiyor. Ay yok artık sende Neşe ya. Ne var ya? Kendim ona aşık edeceğim. Aa, saçmalama, böyle intikam mı olur? Ya anlamadın sen Sevil'im. Öyle değil. Kendimi böyle delicesine aşık edeceğim. Sonra onu öyle mal gibi ortada bırakacağım. Bana yaşattığı her şeyi onu böyle ödeteceğim böyle teker teker. Ya kızım, bitmiş gitmiş ilişki, gözünü seveyim ya. Böyle intikam mı olur? Tövbe estağfurullah, sabah sabah ya. Burnundan var ya, fitil fitil getireceğim oy. Bana bak, beni sinirlendirme. Bana öyle atar matar yapma, çenini büzüştürme. Yürü, geç kaldım bana, yürü. Canım burnumda. Selam. Olağan 25. buluşmamızı açıyorum. Ben de olağan bir şekilde çeneni kapat diyorum. Ne haşin bir erkeksiniz. Erkeğin özüsünüz. Ben de bundan dolayı sizi seviyorum. Sen erkeğin özünü seviyorsun, ben sözün özünü. Şimdi çok işim var, ortalık yerde bıdı bıdı yapıp da sinirlerimi zıplatma benim. Kıssadan hisseler kumpanyası gibisiniz. Parçala dehşet gibisiniz. Gibi gibisiniz, gibi gibisiniz, gibisiniz. Adamın dibisiniz. Kızım, mekanımda utandırma beni, pençelemeyeyim şimdi seni burada. Hep vaat, hep vaat. Söyle, derdin ne? Sizinle pazarlık yapmaya, hatta nazarlık yapmaya geldim. Sizi çok lüks bir restorana davet ediyorum. Yemekler benden. Oldu kızım. Benim olduğum yerde hesabı ben sorarım. Zoro gibi Z raporunu aldırma bana. Gelirim ama ben öderim hesabı. Bu süper ve hiper bir haber. Tamam o zaman, kaçta gelip alıyorum sizi? Evet, yavaş al. Taşikardi yapma bana. Ben seni alırım. Sizin arabanızla mı gideceğiz? Neydi o bir kuş? Baykuş görünümlü bir kuş gibi bir şeydi. Atmaca mıydı? Hayır kızım. Doğan görünümlü şahin. Benim arabamla, Kate'imle gitsek? Ne o kız? Utanıyor musun benim arabama binmeye? Yok, utanmak gibi bir şey değil de hiç sağ kapısı kapanınca sol kapısı kendiliğinden açılan bir arabaya daha önce binmemiştim de onda. Ya öyle mi? Al bakayım şu anahtarları, al al al. Benim arabamla 2 gün gezeceksin. Sonra da o arabayla gelip beni alıp yemeğe götüreceksin. O kadar. Tamam bey. Peki şimdi şaşırma kısmına geçebilir miyim? Geç. Ne? Sizin arabanızla trafiğe çıkmak mı? Ne oldu oğlum?
Uyku moduna geçmiş dijital Kamil. Aynı. Espriye bak ya. Sabah sabah ne espriler yapıyorum. Açtım ben kendimi. Gerçekten açtım ya. Kalk lan. Babanın yatağı mı burası? Salçayla karabiber beklerken uyuyakalmışım ya. İnsanlıktan nasibini almamış gereksiz insan. Öyle uyuyan adam aniden uyandırılır mı? Ne yapacaktım? Öperek mi uyandıracaktım? İyi, sevimsiz hayalet. Gelmedin bunlar ya. Biz hep kadınları bekliyoruz ya. Ömrümüz kadınları beklemekle geçiyor. Tabii sözün meclisten dışarı, ben seni bir ömür beklerim sarışınım. Evet, beklerken şikayet ediyor insan ama... artık bekleyecek kimseniz olmayınca biraz böyle sıkıntı oluyor tabii. Sarışınım, arasana şu kızları ya. Merak ettim, nerede kalmışlar? Ne? Telefonumun rehberi silinmiş. Ver bakayım. Oo, hakikaten ha. Peker! Anlar mısın kardeşim şu işte? Hop, bak bakayım. Ver bakayım. Bakayım. Sen anlayacakmış gibi. Hakikaten silinmiş ya. Hakikaten silinmiş ya. Bakalım, eğer sim kartı kaydettiysen telefondan direkt aktarırım. Bakalım ya, sim kartı kaydettiysen telefondan direkt aktarırız, rahat ol. Aman gereksiz herif, sen sakın karışma. Oldu mu Peker? Yok ya, maalesef. Bütün numaraları telefona kaydetmiş. Maalesef ya. Üzülme güzelim ya. Buluruz tek tek numaraları, tekrar yükleriz ya. Al, benimkinden ara. Al. Kaldık. Allah Allah, kimin yüzünden acaba? Aa, Çiçek. Ha, Çiçek. Evet, ben de onu diyorum Çiçek. E tamam Çiçek. Evet, ben de diyorum işte Çiçek. E tamam Çiçek, Allah Allah, ne hayatında ilk defa mı gördün Çiçek? Evet, ilk defa görüyorum. Bu mevsimde sen kaç kere Çiçek gördün? Her yerde Çiçek var ya sanki. Cevap verme bana, gebertirim, ağzını kırarım senin, cevap verme. Koparacağım ben. Hayır ya, koparma. Çiçek dalında güzel, bırak. Ne yapayım ya? Çiçek verenimiz mi var? Allah Allah! Benim çiçek verenim mi var? Ya bana ne ya senin çiçek vereninden? Herkes kendi çiçek verenine bakabilir mi acaba? Ben koparacağım. Hayır ya, saçmalama. Of, ev sahibi çıkacak şimdi, kovalayacak bizi. Aa, köpek. Ha, oldu. Aa, köpek. Onu da alalım. Hep beraber okula gidelim buradan. Ya benim kafamı ne karıştırıyorsun ya? Ben ne alıp alamayacağıma karar verebilirim. Bana bak, bana o sesini yükseltme. Gebertirim, ağzını yüzünü kırarım senin. Bir daha. Bana bir daha vurmak ister misin? Koparıp da gidelim. Yapma, yapma. Kaçak mı? Yapma biz. Totoş gidecek, Totoş. Totoş gidecek. Totoş gidecek, sakın. Öyle bakıyorsun ya. Çabuk bana cevap ver. Neyin cevabını? Uzatma, bana cevap ver diyorum. Ya güzelim, sarışınım. Soru sormadın ki, neyin cevabını? Sormadım mı? Ha. Kafamı bırakıyorsun insanda, sinirlendiriyorsun beni. Bu kızın numarası niye burada kayıtlı? O kız kim ya? O kız kim ya diye sorma. Kim beni bu halde sinirlendirebilir? Oo, saçların dik dik olduğuna göre sen kesin Elçin'den bahsediyorsun. Ver bakayım. Ya güzelim, unutmuşum silmeyi be. Unutmaş, biz de yedik. Sus sen, gereksiz herif. Ya kıskançlığa gerek yok hayatım be. Vallahi ben onu aklımdan, kalbimden, her yerinden silmişim. Telefondan silmemişim, çok mu ya? Bana ne, oradan da sileceksin. Gereksiz kıskançlıklara gerek yok. Bak, siliyorum. Benim yanımda oturan sensin sarışınım, Elçin değil ya. Ne olsun, küsme bana, gel barışalım hadi. Ben söylemeden önce silecektim bunu Güney. Küsme bana. Küstüm. Gel barışalım. Hadi. Ne olur. Ha. Kız cimbom. Annem, sen gerçekten de çok safmışsın be. Gerçi bizim mahallede bu kadar saf kız çıkmaz ama... herhalde sen akraba evliliği falansın ha. Ha? Var mı kız, annenle babanın arasında bir akrabalık? Gereksiz herif.
Yemin ederim seni doğduğuna pişman ederim ha. Geçen yine. Ne oldu? Sinirlendin değil mi? Sinirlendin. Neden? Çünkü Orço zeki. Orço'yu kandıramazsın. O yüzden sinirlendin. Var ya bu kesin defterine falan yazmıştır Elçin yengenin numaralarını. Şuna yenge deme. Ne diyeyim? Orçun, yemin ediyorum alnının ortasına yumruğumla o yazarım ha. Otur lan yerine. Otur yerine. Bağırma çocuğa. Biz bunu niye dövmüyoruz ya? Neden ya? Keşke bizi ömür boyu küssen, bizle hiç konuşmasan ya. Nerede o yüzsüz herif? Ne oldu kız? Bizim köpek kullandı. Ne o kadar? Allah köpek mi? Kim bu? Nerede? Aman korkak. Korkak. Ya siz bakmayın bunun böyle dediğine ya. Abarttığı gibi bir durum yok. Hadi geç kaldık. Gidelim, okulda anlatırım ben. Ne sabahattığım gibi bir şey yok. Sen koşmadın mı kızım? Ya kızım sen koştun diye ben koştum. Ne demek sen koştun diye ben koştum? Sen koştun mu koşmadın mı? Verme bana. Bana bir cevap verme ya. Yürü. Acıdı acıdı. Cevap vermeyeceksin bana. Sokak ortasında bağırmayın. Bu araba da kendimi eski Amerikan filmlerindeki Afrika kökenli Amerikalı köleler gibi hissediyorum. Her gittiği yeri fotoğraflayıp Instagram'a koyan kıl tipler gibi hissediyorum. Hatta hiç hissedemiyorum. Ey aşk, sen nelere kadirsin? Nelere cüneytsin? Bir karar ver. Bu arabaya bir kadın eli değmesinin zamanı geldi. Aslında bir günaydın daha iyi olurdu önceden ama bunu beni görmenin heyecanına veriyorum. Doğru ya, haklısın. Günaydın. Günaydın. Ama bir şey söyleyeceğim, senin okulda olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada? Evet, gideceğim birazdan. Ama karşıya kadar bir adet vardır. Eğer rüyanda güzel bir kız görürsen sabah ilk işin ona çiçek almaktır. Ve ne kadar güzel olduğunu hatırlatmaktır. Ceyhun, çok tatlısın. Teşekkür ederim. Güzel kokuyor. Ya ben her geçen gün bu karşı yakaları biraz daha çok seviyorum ne? Sağ ol. Ya babişka, o zaman senin yani nerede kaldı o nüfuslu iş adamlığın? Nüfuslu değil, nüfuslu. Ya ne bileyim işte eyalet savcısından, polislerden, ondan sonra cıma işte ne bileyim böyle emniyet müdüründen falan istesene. Ya ne demek, ne demek elin zıpırı için bana bilet mi dilendireceksin, ne demek? O senin elin zıpırı dediğin çocuk var ya. Ben ölürüm baba, ölürüm. Baba daha fazla seni şey yapacağım. Elim ayağım titriyor. Kapatıyorum. Pır pır titremez, tir tir titrenir. Bana bak Beril, elimin tersini böyle sana bir yapıştırırım. O zaman titremek neymiş görürsen. Damla. Ne oldu ya? Konser bileti bulabildin mi? Ay bulamadım Alice, bulamadım. Of yani ya. Ya sinirlenmemek elde avuçta değil kızım. Elde değil. Bak bu avuç, bu avuç şimdi yiyeceksin ağzına. Of. Yani babamın çevresi geniştir diye ona şey diyeyim dedim. Ama o da nerede? Keşke dikdörtgeni söyleseydin, onun çevresi daha geniş. Allah'ım yarabbim, bugün bunların ikisi de benim üstüme geliyor ya kızım. Bak Melis, vallahi bugün o garip grup şeylerini, esprilerini çekemeyeceğim yani. Aa. Damla, sen şimdi bir sakin ol. Neden bu kadar sinirlendiğini bana anlat. Ya babişkom, Justin'ime, Bieber'ıma ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Zıpır dedi. Zıpır mı dedi? Evet. Yani kesinlikle onu eyalet savcısına şikayet edeceğim. Onu babişkoluktan reddedeceğim. Ama bir dakika. Ya ben eğer şimdi böyle şikayet falan edip de babalıktan reddedersem harçlık alabilir miyim ki? Yani evet, evet, kesilir. Yok o zaman vazgeçtim. Ben yani babalıktan reddetmeyeceğim. O köşede dursun ama görür o. Elini falan öpmeyeceğim. O da zaten üzüntüden ölür. Damla, şimdi bırak babanı falan da biz bu konser biletini nereden bulacağız ya? Ne bileyim kızım. Biz zaten niye el başından almadık ha?
Ha, bak bir şey söyleyeceğim, benim aklıma bir yer geldi. Bana söylemişlerdi, Kara Bursa diye bir yer varmış, oradan alalım. Kızım, saçmalama ya. Kara Bursa ne? Kara Borsa. Kara Borsa diye ilçe mi olur? Ya biz şu bilet olayını nasıl son ana bıraktık, ben onu hala aklım almıyor ya. Yani şimdi biri gelse, dese ki elimde Justin Bieber konser bileti var. Ah, onun için yapamayacağım şey yok. Bak ağzına Bieber sürerim, he? Sürsene, sürsene. Bana da sürsene. Ama bile. Demek o biber turşusunun konserine gidebilmek için her şeyi yaparsınız ha? Hadi hocam. Ana bak, bu Elçin'le konuşan çocuk benim gözümü öldüren çocuk değil mi? Sabah sabah sizin bu entrikalarınızı çekemeyeceğim. Ben kantine gidiyorum. Ya bu liseli kızlar ne oluyor bu üniversiteli heriflerde? Ben hiç anlamıyorum ki. O değil de asıl şimdi ayran paçalı böyle eski sevgilisini özbe öz kuzeniyle görünce kendisi nasıl aldatılmış, nasıl bitik, nasıl ezik, böyle nasıl paçavra gibi kenara atılmış, nasıl böyle böcek gibi ezilmiş görecek. İyi ki onun yerinde değiliz ha. Zeki, yemin ediyorum seni buradan Bakırköy'e kadar döverim, bir de yetmezmiş gibi orada tımarhaneye yatırırım ha. Fırki, sen çok değiştin. Çok değiştin sen. Oğlum bir sus, zaten duyulmuyor buradan hiçbir şey. Yaklaşalım da ne konuşuyorlar bir dinleyelim. Ya gerçekten çok isterdim Ceyhun ama benim anneme sözüm var. Alışverişe gideceğiz akşam. Yarın akşam yapalım. Ama bir tanem, matematikle ilgili çok önemli bir durum var. Bak kendim için bir şey istemiyorum. Matematik için ya. Matematik için. Neymiş o durum? Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ama Pisagor ölmüş. Aa, ay çok üzüldüm. Ve daha da önemlisi, üçgenin iç açıları artık 180 etmiyormuş ya. Aa, ben şimdi üniversiteye nasıl gireceğim o zaman? Orası çok büyük bir muamma ve artık dünya güneşin etrafına dönmüyormuş. Çünkü benim dünyam artık senin etrafında dönüyor. O zaman bak şöyle yapalım. Madem durumlar böyle, biz seninle yarın akşam buluşalım. Ben de bu sarsıcı haberlere kendimi hazırlayayım biraz. Olur mu? Tam o zaman yapacak bir şey yok. Tamam, yarın görüşürüz o zaman. Yarın görüşürüz, dünya güzeli. İyi dersler. Sağ ol. Fırki, benim gördüğümü duydun mu? Duydum Zekicim, maalesef. Bir şey yapmıyor muyuz? Hani böyle Hinlikler, hadi Cin Ali, hani böyle Katıkuli falan filan, ağız hareketleri nerede? Hı? Hı? Evet, susup oturacak mıyız? Oturmayacağız Zekicim. Aferin, senden de bunu beklerdim zaten. O zaman hemen Bilim Akademisi'ne gidip alarma geçiriyoruz onları. Oğlum bu konunun Bilim Akademisi'yle ne alakası var ya? Ya nasıl ne alakası var? Benimle öyle abuk subuk konuşma. Çok alakası var, duymadın mı? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değilmiş. Yok efendime söyleyeyim, dünyada güneşin etrafında dönmüyormuş. Ya bizim haberimiz olmadan bunları nasıl değiştirirler? Şşş. Tamam Zekicim, tamam. Hepsi geçecek. Üçgenin iç açısı hala 180. Ve dünya hala güneşin etrafında dönüyor. Her şey eski günlerimizdeki gibi mutlu olacak. Ta ki o varoşların okulumuza hiç gelmemiş olduğu günler gibi. Oh mis, ne güzel. O zaman biz artık bu Ceyhun denen herifin foyasını ortaya çıkartabiliriz ha? Çok mantıklı. Foya demişken aklıma geldi. Benim Justin Bieber konserine bilet almam lazım. Beni ne lafa tuttun ya? Ya vidi vidi vudu vudu, sabahtan beri planlarını konuşuyoruz senin. Lafa tutma beni. Birincisi, sen Justin Bieber mı dinliyorsun? İkincisi, ben foya deyince aklına Justin Bieber mı geldi? Yani nasıl... Yok ya,
bir olabilir. Yani aslında gideri var ama... Aslında sen Foya dedin ya, benim aklıma Soya geldi. Soya deyince de biber geldi. Malum biberden de Justin Bieber'a ben yürürüm dedim, bayağı yürüdüm oradan. Ya çocuğun birinden 4.000 liracık karşılığında bilet aldım da gidip onu alayım ben. 4.000 liracık mı? He, 4.000 para mı ya? 4.000 liracık. Ne olacak ki? Amerika'dan Türkiye'ye geldiği uçak parası zaten 4.000 lira tutar. Bir de bunun otel masrafı var. Hani bir otele gelmişken bir spa'ya gireyim dedi. Hamamımız meşhur. Hadi bir hamamda bir ter atayım dedi. Sonra oradan çıktı diyelim. Bir esnafımız bir güzel bunu haşladı. Bana bak, çocuğu fena kazıklıyorum. Sakın duymasın o. Bana bak, kantinci bir çay ver. Kaç şekerli içiyordun? Fincansa 3, bardaksa 2 şeker. Allah'ım. Neşe! Unutmamışsın. Unutmadım. Ben de bana senin yüzünü şeytan görsün. Daha da seni görmek istemiyorum dediğini unutmadım. Ney? Can, kızgınlıkla insan her şeyi söyler ki. Abi, bana da bir çay ver. Kaç şeker olsun? Gel buraya. Sen şu kıza bir baksana. Benim şekerimin şekere ihtiyacı var mı? Şekersiz içer o. Şekersiz! Şekersiz mi? Unutmamışsın. Hiç unutmadım ki. O günden sonra da hiç görüşemedik. Evet. Sen de bir çok meşgulsün. Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşı olmak kolay değil. Bayağı bir mesai istiyor. Ya zaten o şeytanın oğluna ayar oluyorum. Kıvırcık, çaki. Üzerime gelip gelip duruyor. Beni baskı altına alıyor Neşe. Çok zor günler geçiriyorum. Tamam. Hadi abi çayı ver. Çayı versene oğlum. Buyurun. Neyse ben de gideyim o zaman. Neşe. Gitme kız. Neden ki? Hadi az daha konuşacak. Niye ki? Seninle konuşmayı çok özledim. Vallahi mi ki? Vallahi ki. Çok güzel günlerimiz oldu Neşe. Evet, çok güzel günlerimiz oldu. Ta ki arkadaşlarımız karışana kadar. Kaynanalar. Evet. Neşe! Ha. Neşe! Efendim? Neşe! Ha. Senle ben. Evet. Acaba... Eski günlerimizi yad etmek adına. Evet. Çıkışta bir şeyler mi içsek? Bilemiyorum. Yani bunu biraz düşünmem lazım. Tamam olur. Düşündüm. Allah! Nerede buluşacağız? İlk buluştuğumuz yerde. Tamam olur. Neşe, ben gideyim ders notlarımı falan alayım. Ders çalışayım, okulumu birincilikle bitireyim. Seni alayım kız. Akıl bitireyim. Hadi sen git. Bu sandığımdan kolay oldu ya. Sen görürsün ama. Sen bana fare demiştin. Ben seni maymuna çevirmezsem bana da salça demesinler. Zeki, bir kere dokunabilir miyim? Çek elini kolunu! Ne yapıyorsun? Kaç kere dedim dokunma diye. Öyle her gördüğün şeye dokunuyor musun sen? Yürü git gözüm görmesin. Bilge! Ne var Zeki? Ne var Zeki? Bana bak. Diyorum ki, eğer yakından görmek istersen gelebilirsin. Yahut canın çok çekerse dokunup okşayabilirsin de. Ne diyorsun sen? Ay Zeki kardeşim, korkuttun beni ya. Güzel kardeşim, yine mi Bilge çarptı sana? Ya çarpmak ne kelime, beni mahvetti ya. Hasarsızlık indirimim olduğu için kimseye de bir şey diyemiyorum ama... çok kötü durumdayım ben. Ay canım kardeşim. Kötü durumdayım. Ay
kaçırdım kardeşim. Ben senin bu durumuna gerçekten çok üzülüyorum. Bu nasıl bir okul ya? Nasıl bir okul bu? Yazık ya. Kendimizi savunmak için kılıç kalkanla mı gelelim arkadaşım? Evet, kalkan mı getirelim kendimizi savunmak için? Üzülme. Ben de Justin Bieber konseri bileti var. Aa! Sen de Justin Bieber konseri bileti mi var? Onda var mı? Ha? Bana bak Bilge. Sen de Justin Bieber konseri bileti var mı? Psikopat, he? Benim arkadaşım da Justin Bieber konseri bileti var. Sende var mı? Yok. Hasta mısınız siz? Sus sen de be gerizekalı. Güzel kardeşim. Demek Justin Bieber konserine bilet aldın. Ya almam mı ya, almam mı? Parayı bastırdım aldım. Daha doğrusu ben almadım. Oğuzhan Arıcı'nın en yakın arkadaşı aldı. Ha, okey. Baba. Şey, o biletin... Sakın bana biber yeme, sana dokunur deme. Çünkü bileti almadan önce full body check-up yaptırdım. Oo, gerçekten. He, iç dış. Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Şey, diyorum ki şu biletinle bir fotoğraf çektirip... Yani şey, böyle biz ikimiz beraber birinde bir hatıra fotoğrafı çektirsek. Ya olma mı Hacı Gül'le? Ha, hadi gel bakayım. Gel alalım şunu. Şuradan şöyle, birlikte ortaya. Gil, gil. Ha. Gil, gil, dur birazcık daha yaklaştırayım, olmadı. Birazcık daha yaklaştırayım. Ha, bu geniş açı. Elimiz alır, ha. Dur bak, içeri dur, şöyle kafanın içine kaldı. Çekiyorum. Üç, iki, bir, çektim. Bakayım. Aa, yok ya, çıktım şimdi. Boşu boşuna bir daha açmayalım. İşte söyleyeyim sana güzel söyle kardeşim. Sen benim bu dünyadaki en samimi, en kral dostumsun ya. Gerçekten bu fotoğrafı da hayatımın sonuna kadar çaklayacağım. Aç, ay. Aa, pat! Aa, vurdu beni. Vurdu. Beni gerçekten vurdu. Ne yapacağız peki şimdi böyle? Elçin'le Ceyhun buluştuğu zaman bu Ceyhun'un İzmirli manitası da onların yanında olacak. Manitayı biz getirteceğiz o zaman. Aynen öyle. Kızın telefonunu boş boşuna almadık herhalde. İyi, hoş da şimdi sen bir kızı aradın, falanca falanca yere gel dedin. Yani tanımadığı birini dinleyip niye oraya gelsin oğlum? İşte kızı tanıdığı birisi arayacak. Çakal. Seni şeytanın oğlu seni. Güzel, başka sorum yok. Buyursunlar. Vay! Peker kardeşim, sen benim bu dünyadaki en yakın, en samimi, en gerçek dostumsun. Nasılsın kardeşim? İşin düştü gene değil mi? Oo, evet. Nereden de biliyor? Nasıl da tanıyor arkadaşını ya? İşte bu yüzden sen benim en samimi, en yakın arkadaşımsın kardeşim benim. Gelsene senle şöyle bir yerlere gidelim. Şşş, sesini mesini değiştir de Güney gibi yap bari. Ne gerek var oğlum? Sanki sürekli telefonda konuşuyorlar. Doğru. Açmıyor ya. Açana kadar ara. Vallahi öyle yapacağız. Başka yolu yok. En yakın arkadaşım benim. Bahtı kara, kendi beyaz kardeşim. Bana bak, tıpkısının aynısı olsun ha, tamam mı? Ya Orço, vallahi benim vaktimi boşa alıyorsun abi ya. Bunun barkodu var, kağıt kalitesi var, var oğlu var yani. Sizi hayatta sahte biletle almazlar içeri. İlan bizi. Kamil geldin, kamil gideceksin bu dünyadan ha. Oğlum bizim konsere gideceğimizi kim söyledi? Alice bu biletin benim olduğunu zannetsin, gerisi kolay. Bak gör, yemeğe çıkma teklifimi nasıl kabul edecek? Sonra ne olacak? Sonrası kısmet. Ne demişler? Zurnada peşrev olmaz. Ne çıkarsa bahtına. Alice Justin biber turşusu yerine Orço the biber turşusu yiyecek. Ay be! Alo? Hah.
Alo, Ebru ile mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ben Güney, Ceyhun'un kuzeniyim. Ceyhun'un kuzeni Güney. Memnun oldum Güney. Ceyhun hep senden bahsederdi Güney. Nasılsın? Ya bana da sürekli senden bahsediyor, sorma. Şimdi sen diyeceksin ki Bayram değil, Seyran değil, Güney beni niye aradı? Hemen söylüyorum. Biz Ceyhun'a İstanbul'a ve aramıza hoş geldin partisi veriyoruz. Ama bu sürpriz bir parti. Yani kimsenin haberi yok bundan. Biz de düşündük taşındık. Yani bu partide Ceyhun'un sevgilisi olarak senin de olman gerektiğine karar verdik. Yani çok güzel düşünmüşsünüz ama ben İzmir'deyim, nasıl geleyim? Hiç önemli değil, ben bilet alır seni buraya getirtirim. Filo'yu kiralarız, Filo'yu. Ya olur mu öyle? Düşünsene, seni görünce ne kadar da mutlu olacak. Dünyalar onun olur. Yani bilmem ki. Bunda bilmeyecek ne var Ebru? Şşt, sakin lan. Yani şey, Ceyhun için değmez mi? Yani hepimiz onu çok mutlu etmeyi istemez miyiz? Tamam. Ben de geliyorum o zaman. Güzel. Süpersin Ebru. Bak o zaman ben bileti alıyorum. Uçuş ve bilet bilgilerini de sana mesaj atıyorum. Yalnız tekrar hatırlatıyorum. Bu gizli bir parti olacak. Yani Ceyhun'un bundan haberi yok. O yüzden konuştuğumuzu söylemezsen daha iyi olur. Tamam Güney, hiç merak etme. Görüşmek üzere. Bu iş tamamdır. Bu parti yılın partisi olacak. Kötü kedi. Allah'ım. Alis Kalimera, Titanic. Titanic mi? Yok artık Titanic. Titanis o, Titanis. Ayrıca Kalimera değil, Kalimera. Kalimera. Nasıl bir sarışınsın sen Allah aşkına? Yani Türkçe'ye bile zor konuşan bir adama kalkıyorsun, Yunanca öğretmeye çalışıyorsun ya. Bırakın siz şimdi Türkçe, Yunancayı da. Şu yeni açılan konser salonu var ya, oraya nasıl gidilir? Ha, biliyor musunuz siz? Ne yapacaksın ki sen orada? Ne yapabilir? Ne yapabilir ki? Gidecek orada çikirdek satacak yani. Başka bir şey mi yapar bu? Çikirdek diyor. Justin Bieber diye bir karın ağrısı velet varmış. Onun da konseri varmış da. Sağ olsun Milano'daki amcam iki tane davetiye yolladı. Ona gideceğim. Ne yaptın? Justin Bieber'a. Yok artık. Sen şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yok. Niye şaka yapayım ya? Şart mı illa şaka yapmam? Benim biletim var. Göreceğim. Justin Bieber. Justin Bieber. Oğlaya bileti var. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Heyecanlandınız. Neden acaba? Orça, şey o biletleri bize satsana. Ha. Aa, Alice'ciğim aşk olsun sen beni hiç tanımamışsın. Gerçekten bak, para benim için bir amaç değil, araçtır. Ayrıca aşkımı parayla satın almak istemene de çok kızdım, gerçekten. Şimdi ben sana bunları hediye ederdim. Ama maalesef mahalleden bir kız arkadaşımla beraber gideceğiz konseri. Hadi be Arda. Allah Allah ya, sizin mahalledeki kızlar ne anlarlar Justin Bieber konserinden. Ya anlamıyor zaten. Hepsi arabesk dinliyor. Olsun ya, bir değişiklik olur. Orço, hani bu dünyada sadece beni seviyordun sen? Ya ki ama sen benden hoşlanmıyorsun ki. Ya sen de bana hiç fırsat vermiyorsun ki Orço. Sen de vermedin. Ya tamam, bu akşam boşum ben. Bir yemeğe çıksak, ondan sonra konserle ilgili planlarımızı yapsak seninle. Ne? Kız sen ne biçim arkadaşsın, hemen sattın beni değil mi? Ben de seni arkadaşım zannetmiştim, pis sarışın. Ya Damlacığım, şimdi bir tanesini garantiye alalım, ondan sonrasını ben ayarlarım. Sen merak etme. Damlacığım, sen ne biçimle beraber yemeğe gelmek istiyorsun? Aslında evet. Yani ben de geleyim. Yani sonuçta siz çift olduğunuza göre bu çiftin kız tarafının en yakın arkadaşı olarak ben kesinlikle aranızda bulunmam lazım. Eniştem! Baldız! Yalan verir ki ben öpmeyeceğim. Şey Orço, evet Damla da gelsin, hem hesabı da biz öderiz. Herhalde siz verecektiniz kızım. O kadar Orço iki oğla yemeğe çıkıyorsunuz. Bir de üstüne ben size para mı vereceğim? Aa, bana bakın, şöyle mekan seçimini size bırakıyorum. Ama güzel, lüks bir mekan olsa. Gitme buradan Allah Allah dilimine. Ya biz kötü restorana gider miyiz? Gider miyiz? Ha? Tamam, sen rahat ol.
Hadi bit alecek rahat ol şekerim. Aa, girişiriz. Fakat kızım, yani bütün bu iğrençlikleri diyecektim. Sonuçta Justin'i bütün göreceğiz yani. Ya evet diyecek tabii. Benim biraz tecrübem var. Birkaç gün mide bulantısı yapıyor, sonra geçiyor. Ama olsun yani sonuçta biz seninle ikimiz birlikte çıkacağımıza göre yemeğe birbirimize destek oluruz. Olur olur. Yaparız. Justin konserine gidiyoruz. Neşe, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Bana bak, öyle rap diye Japon yapıştırıcısı falan varsa fena olur ha. Ne rap diyesi, ne Japon'u ya. Sen de geldiğin dakikada. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Şaban! ne yani içersin? Yok, ben yemeyeceğim. Yani beni zaten evde yemeye bekliyorlar. Sen ye ama çekinme, tamam mı? Ben bir şey alayım. Olur mu ya? Menüden seç, menüden seç. Ya oğlum dayak demeyin, Allah'ın suyunun nesini seçeceğim ben? Aa, öyle deme. Çeşit çeşit su var. Kapaklarına göre, renklerine göre pH değerleri değişiyor. Ne olursun, menüden seç. Ben Allah'ın belası var. Can! Çok güzel olmuş. İnanmıyorum ya. Demek ki o saçma sapan sudan muhabbetler bundandır. Sen var ya adam oldun. Adam lan sen. Adam oldun. Aşkım oldun. Vuruşunu bile çok özlemişim. Ben de vuruşunu özlemişim. Diyeceğim ama diyemiyorum. Yüklenirim. Neşe. Ben seni çok özledim. Ama sen beni terk ettin gittin. Bağırma bana. Boşu boşuna mı terk ettim ben seni? Sen benim arkadaşlarıma kötülük yapmadın mı? Ben senin yüzünden hapislerde yattım lan ben. Hapislerde yattım. Evet yaptın. Yaptın ama o kıvırcık saçlı şeytanın oğlu yüzünden. Nuri Alçok kaçmış Furkan. Bunların hepsini o planladı. O kadar da söyledim. Dedim ki Neşe'nin ismini vermeyeceksiniz. Var mı? Fark eder mi? Ben seni yine affetmezdim ama... Sonuçta arkadaşlarıma kötülük yapmış olan bana da kötülük yapmışım. Hayır ben senin arkadaşlarına. Efendim? Ya Neşe'cim sizin bu arkadaşlık bağınıza bayılıyorum gerçekten. Hani hiç şampiyon olamamasına rağmen sürekli Liverpool'u destekleyen taraftarlar gibisiniz. You will never walk alone. Öyleyizdir, övünmek gibi olmaz. Neşe o ne ya? Kim? Ne oldu? Kim var? Neşe, ben seni çok özledim. Bu bizim şarkımız değil mi? Aa, inanmam. Nasibe bak. Yani şansa bak. Pes. Yani bu evrenin sanki bize bir mesajı. Karma, karma. Karma değil de bu ne? Karma is a bitch, but not this time. Çok mutlu oldum şu an. Duygulandım şu anda. Oh! Aa! Hap hap hap! Daha yukarıdan at, yukarıdan at! Dök! Yengeni gülle! Yengeni gülle! Oh! Ha! 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 Allah! Oha, oha! Kız bu olacak! Çık, çık, çık! İyi misin? İyiyim. Nefes alabiliyor musun? Alıyorum. Sony teneffüs yapayım. Yok, yok. Ben zaten çiçek çok severim. Oh mis! Oh mis! Oh mis! Oh. Çok teşekkür ederim. Sen var ya koçsun. Aspersin sen. Aferin sana. İyi çocuk, iyi çocuk. Süper çocuk. Neşe. Efendim? Acaba diyorum. Ne diyorsun? Senle ben. Evet, biz. Yani biz evet. Acaba yeniden barışsak, tekrar denesek mi diyorum? Olur, barışak. Ama bir şartım var. Çıplak soyunayım, koşayım buralarda. Hayır, hayır, soyunmak yok, manyak. Şimdi beni seviyorsan
Bunu ispat etmen lazım. Ne demek? İspat bizim işimiz. Bak şimdi ispat ediyorum. Bana bakın! Herkes buraya baksın! Buraya bakma! Bana bak! Bana bakın sarışın çift. Çok tatlısınız, derin derin sohbet ediyorsunuz. Ama ben bir şey anlatırken beni dinleyeceksiniz. Çünkü ben Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım. Ben konuşurken beni dinleyeceksiniz. Evet, ben Neşe'ye çok acayip aşığım. Acayip aşığım. Çok büyük aşığım. Neşe'ye aşığım. Bu kıza hastayım. Seni var ya yemeklere katarım. Salça, salça. Can! Otur şuraya. Bana bak. Buralara sık sık geliyoruz. Bir benim artık burada bir çevrem var, tamam mı? Beni rezil etmeni istemiyorum. Çok doğru. Çok doğru. Tamam. O zaman okulda görüşürüz, tamam mı? Bakalım beni gerçekten seviyor musun? Yoksa bunların hepsi bir oyun mu? Bir kurmaca mı? Hayır be. Seni çok seviyorum Neşe. Aferin sana. Neşe. Bir dokunmasak. Acık dokunmasak. Sinirim boşaldı. Çok özür dilerim. Yapma oğlum, bir dur. Şu salataya mısır koymak da nefis oluyor ya. Oh Songül, bak işte bu yüzden salataya mısır koydum. İyi, ben de mısırları ayıklar, öğreyim salatayı. Ben de pilava şehriye dökerim, öyle yerim. Ya ilahi Hasan Bey, sen de bir alemsin ha. Ne öyle, tuz eker gibi pirincin üzerine şehriye mi ekilirmiş? Ne bileyim ya. Ya sen bir şey söyleyince ben de bir şey yapmak istedim ama olmadı. Söz, bir dahaki sefere pirincin üzerine şehriye ilave edeceğim. Ben de sana söz veriyorum. Bundan sonra salataya mısır koymayacağım. Söz. Sizi gören de ilk önce kavga ediyorsunuz zanneder. Maşallah keyfiniz pek bir yerinde. Biz öyle aşkımızı gizli gizli platonik yaşamıyoruz Karabiber Hanım. Anne sen mi söyledin? Kızım yani... Annen hiç kimseye söylemeyecekti. Kızım, anlatmak zorunda kaldım. Ne olur anla beni. Hiç de anlatmak zorunda değildin. Kızının gururundan daha mı önemli? Bak. Ha, daha mı önemli? Sevil, bir dinle beni. Hayır, hiç kimseyi dinlemiyorum ben. Sen git, seni dinlemek isteyenlere söylersin laflarını. Tamam mı? Allah aşkına kızım. Hayır, yok. Sevil. Ya hayır, yok Sevil benim. Oo, burası mı? Fena sayılmaz. Şişt kız, Alice. Hadi bakayım, gir koluma. Bir kere öyle girelim. Koluna. Koluma. Ya Orçuncuğum, biz buraya ailelerimizle geliyoruz. Bir tanıdık olur, görür. Yanlış anlaşılma olur. Yapma ne olur ya. Ya doğru söylüyorsunuz gerçekten. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben sizin bu konser biletlerini gerçekten istediğinizi zannediyordum ama... bir yanlış anlaşılma olmuş. Demek ki istemiyormuşsunuz. Neyse, size afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Orçun sakın. Bak vallahi ben de girdim koluna. Bir tane daha kız girdi koluna. İyi o zaman, hadi gidelim. Hadi. De, böyle olmuyor ya. Hah, tahtını. Hadi gidelim. Yine olmadı. Orçu! Buldum. Ben durayım, siz dönün. Gelin. Şimdi gidebiliriz. Orçucuğum bak, saçma sapan hareketler yapalım. Sakın beni rezil etme orada, tamam mı? Aşk olsun Alice'cim ya. Ben seni rezil eder miyim hiç? Sen daha beni hiç tanımamışsın. Doğru. Hiç rezil etmezsin sen. Söz ver. Aşk olsun Hasan Paşa. Aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun sana yani. Ya bir insan ağzından çıkanları bir dikkat eder ya. Ya ağzımdan kaçtı ya. Yani bilmeyerek söyledim, inan bana. Ya bin defa tembihlemedim mi ben seni Hasan Bey? Allah aşkına, Allah'ın Muhammed'in aşkına ya. Şu kızın yazı ağzına bir çeneni tut dedim sana ya. Of. Ya Songül. Yani anlamak istemiyorsun herhalde. Ya inan ki bilmeyerek söyledim. Vallahi bilmeyerek söyledim ya. Ha bir de bilerek söyle. Hani bilmeden söylemiş olman da ayrıca sonucu değiştirmiyor. Bak çarptı kapıyı gitti işte ya.
Ne yapalım? Yani olan oldu bir kere. Yani olmuşsa ölmüşe bir çare var mı? Yok. Bravo. Bravo yani. Bu ne genişlik ya? Ya pes. Başka hiçbir şey demeyeceğim yani. Kazara sizin arkanıza sinemada oturmayalım biz. Bu genişlikte hiçbir şey göremeyiz biz. Pes vallahi. Ya öyle mi? Yani senin dinle düşeni de Allah yardım etsin. Sağ ol. Şimdi böyle mi oldu? Ha? Öyle oldu. Aferin size Hasan Bey. Hem suçlusunuz hem güçlü. Hayır efendim. Suçlu değil ama hatalı. Aynı şey. Aynı şey. Suçlu değilim hata. Aynı şey efendim. Aynı şey değil. Aynı şey efendim. Aynı şey değil. Aynı şey. Bakın rica ediyorum bir hata yaptınız bari bir susun ya. Bir susun ya. Tamam. Bir susuyorum ya. Bir susuyorum. Tamam. Ben susmasını da bilirim. Aynı zamanda sizinle konuşmamayı da bilirim Songül Hanım. Ya konuşmamayı da bilirim. Ay yuh artık ya. Hasan Paşa'ya bile söylemiş. Ah anne ah tutamadın çeneni. Ne yapacağım ben şimdi? Ben bir Neşe'yi arayayım. İyidir Neşe ya, ne olsun. Bir şey diyeceğim, ben size geleyim mi? Ben evde değilim ya. Hatta mahallede bile değilim. Ha, neredesin? Özel bir dedikodu için Arnavutköy'deki kız işlerdeyim. Hani setleri bir güran olarak gidiyor ya. İyi. Tamam o zaman. Ha bu arada bir şeyim yok benim. Yani moralim falan da bozuk değil hani. Ben öylesine aradım. Hani ne yapıyorsun diye aradım. Yoksa yok benim bir şeyim yani. Görüşürüz. Geç bakalım mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Alo? Ne haber? İyidir Cimbom, ne olsun? Ya takılsak mı ha? Buluşsak ya, takılsak ya. Ha, biz Güney'le şimdi benim telefonumu tamire vermeye geldik. Ha. Kim o? Sevil. Bir şeyler yapalım mı diyor. Paşa'yla işimiz var. Gidip bir şeyler konuşacakmışız bir yerde oturup de. Ya bizim Paşa'yla oturacaklarımız, ay konuşacaklarımız varmış. Ya o zaman biz bir şey yapamıyoruz yani. Yani siz yapıyorsunuz da ben yapamıyorum yani. İyi o zaman. Size iyi oturmalar, kolaylıklar gelsin. Öpüyorum sizi. Paşa'ya da selam söyle. Ya da söyleme. Tamam Sevil, yarın bir şeyler yaparız olmaz mı? Tamam, hadi kapatıyorum. Hadi, hadi yarın görüşürüz. Uzattıkça uzatıyorsunuz siz kızlar. Ya ben ne yapacağım şimdi ya? Uf, sinirim de geçmedi bak. Eve de gitmek istemiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Ben o zaman sinemaya gideyim. Gideyim. Hocam. Şimdi bu telefonun rehberi silindi. Nedendir bilinmez. Şu benim telefonumdaki rehberi buna geçirebiliyor muyuz acaba? Geçiririz. Harikaymış ya. Peki bu neden olur acaba? Yani gerginliğe sebep oluyor da. Bir yazılımla güncelleri düzelir herhalde. Harikasın abicim ya. Bana bak. Sen de konuşacaksın benimle. Sakın öyle ara verelim falan deme Güney, vallahi ağzını gözünü patlatırım. Ya sarışın ne alakası var? Ara vermek falan istemiyorum ben. Niye ara vereyim seni? Yani şimdi Sevil arayınca anladım ben seni çağıracağını. O yüzden yalan söyledim gitmedi. İyi. Amca dinliyor. Yok niye dinlesin ya? Allah Allah. Vallahi on numara. Ya gel kap. Yüz yürüyeyim mi Bacı'da ya? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Valla çok güzel olmuş bunlar. Ne diyeyim? Aferin. Çok güzel, harika ya bunlar. Bir şey diyeceğim. Dalata'da zeytinyağı kullanıyorsunuz değil mi? Kullanıyoruz efendim. Hakiki İtalyan zeytinyağı. İtalyan zeytinyağı mı? Evet. Bilen. Gerçi her ne kadar Milano'daki amcam zeytinyağı eksperi olsa da Türk zeytinyağı dünyanın en lezzetli zeytinyağıdır. Bana Türk zeytinyağı getir. Çabuk. Yok alma. Ben bunu böyle kılıçla yiyeceğim. Hadi. Yok kızım bu beni delirtecek. Şunun yüzüne baksana. Hapur hapur şapur yani. Bütün sosyete rezil olduk ya. Ya umarım bir tanıdık falan görmemiştir bize. Ali geç. Dişimin arasına et girdi de onu bir çıkarabilir misin acaba? Al. Bu ne kız böyle? Kürdanla çıkartmaya kalksam ben de çıkarırım. Diyorum ki sen şahsen bizzat kendin olarak çıkarsan.
ya Orço. Bu da herkesin içinde mi? Ya sen de hiç romantik değilmişsin ya, hiç. Aa, tamam. O zaman bir öpücük ver. Orço, ya bak burası çok muhafazakar bir restoran. Hepimizi kovacaklar, göreceksin ha. Pışık, onu yemezler canım. Hayatta yemezler. Madem bir öpücüğü bana çok geriyorsun, ben de konsere mahalledeki kız arkadaşlarımla beraber giderim. Hiç değilse onlar bir öpücük için bu kadar naz yapmıyorlar. Olmaz, öp Alice. Hadi tatlım, bir şey olmaz. Damlacığım, çok meraklıysan sen öp Orço'yu. Ne var, ben öperim. Hatta öperdim ama benim eniştem, yani olmaz, aykırı. Benim eniştem olduğu için tırnak içinde belirtiyorum ki olmaz. Hem yani Justin Bieber gibi düşün. Gözlerini kapat, gözlerini kapat, kapat, kapat. Kızım elimizdeki malzeme bu. Nasıl Justin'i düşüneceğim bunu öperken? Öpmüyor musun sen? İyi, tamam o zaman. Siz kendiniz bilirsiniz. Hadi bakalım, afiyet olsun size. Orço, Orço tamam. Tamam, öpeceğim ama yanaktan. Kız. Sen ilk önce bir yanaktan başla, gerisini artık Allah ne verdiyse. Aşık ettim. Kandırdım. Orço. Cix, almadı. Hiç romantik değil. Yani sanki bakkalın oğlu Cemal'i öpüyormuşsun gibi geldi bana. Hiç romantik değil, gerçekten. Aa, bir ses duydum galiba ya. Acaba bu ses dikopatın uçup giden konser biletinin sesi mi? Ya sarışın, öpsene şunu ya, Allah Allah. Ya şöyle bakımla öp böyle, deli gibi öpmedim. Öp, böyle mi öpüyorsun sen Burhan'ın kuzenini, böyle mi öpüyorsun ha? Damla, ya tamam Orço, borcum borç. Artık konserden sonra bir şekilde halledeceğiz. Bunu da iyi niyet göstergesi olarak idare edeceksin artık. İyi ya, tamam hadi. Bunu kabul ediyorum. Sırf senin hatırına ha, haberin olsa. Tamam. Ay, canım eniştem. Yani enişteme baksana, kaçırılır mı bu? Siz bir an önce evleneyin. Böyle çocuklarınız boy boy oluversin. O çocuklar gelsin, beni buluversin. Ay. Yuh! Olsun ki Orça'dan olacak çocuklarıma iyi annelik etmezsem. Dur kıza, dur. Her şeyin sırası var. Çocuk dediğin öyle blender'da yapılmaz. Öğreteceğim. Hepsini öğreteceğim sana. Tepemizde milyarlarca yıldız varmış, biliyor musun? Ve bunun milyonlarcasında canlı bulunuyormuş. E'si sevgilim, 85 bin tanesinde insana benzer canlı varlıklar olduğunu düşünüyor. Ya. Yani demek istediğim şu sarışının, 85 bin tane de dünya olsa senden bir tane daha yok. Peki senden kaç tane var? Bilmem. Geçen gün mesaj attım uzaylılara, hala cevap yazmadılar. Ben sana söyleyeyim. Senden başka bir tane yok. Sevil. Mert. Ne yapıyorsun sen burada? Sinemaya geldim. Sen ne yapıyorsun burada? Ha, ben de sinemaya geldim canım. Otursana. Yok, benim numaram 7. O 7 ise bu da 4 ya. Otur, ne olacak? Mısırından yemeyelim diye mi oturmuyor yani? Yoo. Ne bileyim, böyle gelmişsin, tek başına oturuyorsun filan. Allah Allah. Sanki sen sınıfça geldin. Sen de tek geldin işte. Hı. Tarantino'nun filmine geldim. Tarantino'nun filmi değil yalnız. Eğer yanlış aldıysan bileti bence git değiştir, belki yetişirsin. Yo, ben öyle
Bana bilet ver dedim, bunu vermiş. İnşallah uzun reklam vermezler ya. Hakikaten ya. O kadar para veriyoruz, gelip burada yarım saat reklam izletiyorlar bize. Yok canım, o kadar yarım saat sürmez. Ha, geçen geldim ben ya, nasıl yarım saat sürmez? İki haftada bir sinemaya giderim ben. Veriyorlar, yarım saat veriyorlar ya. Yarım saat oldu yani, bir kere de olsa oldu yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Filmin kendisi zaten 1,5 saat ya. Nasıl yani yarım saat reklam olabilir ki? Ben mesela diyeyim ki eve 10'da gitmeyi planlıyorum, 11'den 12'den önce eve gidemiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Kızlar, siz daha hiçbir şey yememişsiniz ya. Yoksa beğenmediniz mi ha? Yok Orçun, seni görünce yemiş kadar olduk vallahi. Kız, Alice, öyle manalı manalı cümleler kurma. İçim bir tuhaf oluyor ha. Orçuncuğum, senin şimdi için tuhaf falan olmasın. Bak güzel güzel yemeğimizi yedik, güldük, sohbetimizi ettik. Bak saat de geç oldu. Diyorum ki şu biletleri bize versen artık. İlk apaçım, eniştem. Söyle bakayım, sen güzel vakit geçirdin mi? Çok yani, o kadar çok mutluyum ki... duygularıma mani olamayıp mutluluktan ağlayacağım şimdi. Çok mutluyum. Huyum kurusun ya, ne yapacaksın işte? Kadınları mutlu ettikçe ben de mutlu oluyorum. Senin sadece huyun değil, soyun da kurusun inşallah. Efendim gülüm, soyun iyi mi? Seni de bir dediğin bir dediğini tutmuyor Halil. Yok Orçun, diyorum ki şu biletleri artık biz alsak. Evet hadi, artık biletleri görmek istiyorum. Hadi ver, ver şu biletleri, hadi ver. Oo, hep ben vereyim, hep ben vereyim. İyi tamam, hadi vereyim bari. Ya ne yaptın Damla güzelim bilete ya? Benim biletime düştü hem de. Hemen kurtulalım, üfleyelim. Böyle kurutursak gerçekten barkoduna bir şey olmaz. Barkoduna bir şey olmazsa da şu. Ya gitti güzelim bilet ya, of. Damla, bunun mürekkebi çıkıyor. Lan PC, yaktım senin kiranı. Bu kağıda basılmış Orço. Herhalde ya, padişah fermanı mı? Kızım mı? Tabii kağıda basılacak. Orço, bunun hologramı da yok. Sen bize sahte bilet mi vermeye çalışıyorsun? Ya şey, sahte demeyelim de birebir reprodüksiyon. Yani gerçekten sahte değil. Şöyle düşünün, konsere gitmek için bilet bulamayan vatandaşlarımız için birebir üretilmiş alternatif ceza. Seni alternatif dünyaya gönderirim Orço. Yani sen bize şu kağıt... Sinirlenince çok daha güzel oluyorsun ha. Kalk, inanmıyorum ya. Şu salan lafını uyup buralara kadar geldik, çektik ya. Şişt, nereye gidiyorsunuz? Bari hesabı ödeyin, öyle gidin. Şişt, gelin gelin, almanı sile ödeyelim ha, hadi. Buyurun efendim, hesabınız. Arkadaşım, bir şey söyleyeceğim sana. Şey, bulaşıkhanenin yolu ne tarafta acaba? Bulaşıklar çok güzel yıkanmış. Gidip bir bulaşıkçıyı tebrik etmem lazım. Ha, bir yol göster bakayım. Teşekkür ederim. Sağ zannettiler. Bak halbuki gitmedi. Aa evet. Gitmedi. Demek ki gerçekten seviyormuş. Cık, olur mu canım öyle? Yani kız gitseydi de bence gayet seviyordu. O öyle değil. O öyle olmaz. Seven insan gerçekten seviyorsa gitmez. Ha. Ya yani tabii aslında öyle. İnsanın sevdiği terk edince bir filmin mutlu sonu bile seni mutlu etmemeye başlıyor. Hatta böyle aksine daha çok yaranı deşiyor. Açık yaraya tuz basmış gibi oluyor. Öyle bir garip oluyor işte ya. Oturalım mı? Yok,
İyiyim ben böyle. İstiyorsan sen otur. Yok ya, ben böyle iyiyim. Misal Gülcan. Mesela yanımda olsaydı... bugün sinemaya yalnız başıma gelmek zorunda kalmazdım. Ben geldim. Yine yalnız kalmadın. Sen tesadüfen geldin canım. Yani başından beri yalnız olmayacağını bilmek o başka bir duygu. O böyle insana böyle bir güven verir, anladın mı? Tamam. Bak o zaman şöyle yaparız. Sen bana önceden haber verirsin. Ben yine gelirim. Öyle demek istemedim ya. Gülcan diyorum. Gülcan gitti ya. Ben böyle bir yalnız hissediyorum kendimi ya. Sanki böyle kimsem yokmuş gibi. Ne bileyim, acayip bir şey işte. Ay. Ay canım ya. Ben seni yalnız bırakmam. Yani biz seni yalnız bırakmayız yani. Arkadaşların hepimiz, Paşa var, Günçiçek var, Peker var, Neşe var. Orço var. Orço var yani. Bir de Orço var hani. Vallahi zaten siz de olmasaydınız benim halim nasıl olurdu kim bilir ya. Canım benim, bak ben seni hiç bırakmam. Yani seni yalnız bırakmayız. Arkadaşların, hepimiz. Arkadaşlığın aşktan daha kalıcı olduğu doğruymuş. Ya kusura bakma ya. Ben de kendi derdimle senin başını ağrıtıp duruyorum. Ya benim başım ağrımadı. Yok yok, sen mi sıkıldın ya? Hayır, sıkılmadım. Ya yüzün düştü. Ya düşmedi. Ya benim acelem yok ha, öyle eve falan gitmek için yani. Oturabiliriz böyle deniz kenarı, deniz havası. Böyle çarpar marpar falan belki sana iyi gelir. Yok ya. Gidelim valla. Ben hem açıldım yani, deniz havasına artık gerek yok. Kendimi de iyi hissediyorum, toparladım yani. Beni düşünmene gerek yok. Tamam. Hadi Orçuya. Hadi kaçıyor. Çoğu bitti. Az kaldı. Bunu da yıkadık mı? Tamam. Ha! Oh! Ulan bunlar niye böyle şimdi ha? Hadi kardeşim, hadi bunları da yıka. Güzel kardeşim. Erindiğinden değil ama bir şey söyleyeceğim. İçeride kaç masa daha var? Son masa kalkıyordu ama son anda 50 kişilik bir grup daha geldi. Ne? Rüş, na 50 kişi mi? Ne yapıyor bunlar güzel kardeşim ya? Evlerine gitseler ya, akşam akşam restorana mı gelir yemek yemek için? Hadi ama çok konuşma ya. Güzel parlat bak. Eğer o tabaklarda leke kalırsa hepsini baştan yıkarsın. Ha, oldu olacak. Dörseydin bari 3 kuruş para için be. Ne? 3 kuruş mu? Ne 3 kuruşu be? Senin içeride ödeyemediğin hesap benim 3 aylık maaşım. Ha, gerçekten mi? Size o kadar az para mı veriyor lan? Sigorta var mı? Var. Yol? Yok. Hiçbir yere gitmiyoruz ki, hep buradayız. Buna da yazık. Gülen Alice. Gülen Alice. Ay, ne oldu ya? Ne oldu? Dinlerken buluştuk. Tapaşa'yla kavga mı ettin? Ayrıldınız mı yoksa? İşini mi aşınır, işini yapıyor? Annem babam mı ayrıldı? Söyle kız, söyle, biz dinlerken buluştuk. Şşş, bana bak. Kırmayayım ağzını. Ne ya, ne? Hep neşi neşi. Erken buluştuk çünkü o Elçin kara kedisi yine eve girdi. Bana diyor ki benimle oyna. Ha ben oynarım, çok güzel oynarım. Ya cimbomcum bırak gözümü seveyim, sen git sevgine bak, sevgiline bak.
Bırak o doğruda iyiyle şişsin, patlasın, boş ver. Anam o da hiç eğlenceli değil ki. Yani ne bir Brezilya dizisi entrikası, ne bir aşk üçgeni, ne bir aldatma falan. Ne kuru kuru sevgi mi olur? Salça, zaten Elçin'e sinirliyim, senden çıkarmayayım. Ne yapacaksın o zaman bu durumda? Şöyle bir planım var. Diyorum ki Ceyhun'u karşıma alayım. Olayların doğrusunu bir öğreneyim. Güzel fikir. Yani. Hatta Elçin'in gerçek yüzünü de ona anlatayım diyorum. Elçin hakkında bildiğim her şeyi tek tek söyleyeyim. İyi. Evet. Doğrusu bu tabii. Sanki yani. Evet. 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 Hadi gidelim. Gidelim. Yani çok başarılı bir plan olmuş. Arkadaşlar, pozisyonlarınızda değişiklik yapacağım. Pozisyon değişikliği derken ne demek istediğinizin gayet farkındayım. Bugüne kadar pozisyonumu kimse değiştiremedi, değiştiremez. Pozisyonumu koruyorum. O zaman size ikinci müdür yardımcısı yapma fikrinden vazgeçsem iyi olacak. İkinci müdür yardımcısı mı? Eyvah diye içi geçirdi Halil Sezai. Kaygılanmıştı. İşte şimdi bittiğim an diye düşündü. Oysa sevdiği arkadaşları adına sevinmeye teşne biriydi. Yalnız ben kimsenin ikincisi olmam. Daima birinci olurum. Ya da hiç olmam. Bu durumda teklifimi reddediyorsunuz. Evet, belki bir erkeğin yardımcısı olacağım ama pek çok erkeğin de üstü olacağım. Düşünüyorum. Kabul ediyorum efendim. Görevimin başındayım. Bundan sonra hayatımı erkeklere karşı dayanıklı, hayatı boyunca aşk acısı çekmeyecek süper dişiler yaratmaya adıyorum. Ne haber kız? Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Maria, dün gece heyecandan hiç uyuyamadım ha. Başına gelecekleri bilirmiş gibi anguta malum olurmuş. Ne malum olacak kız? Ne gelecek başıma? Ne gelirse senden gelsin yavrum. Şşş, var ya adam öldürürüm senin için. Deşerim herkesi. Şşş, ya benim olursun ya kara toprağın. Çok arabeske bağladım ha. Açacağım yakayı bari. Altın zincir falan. Şşş. Sen laf mı dinliyorsun? Bir saniye, bir saniye. Sen laf mı dinliyorsun oğlum? Hı? Laf mı dinliyorsun sen de ha? Can, otursana yanıma. Oturayım. Oturmayayım. Otur, otur. Çok oturdum ya, oturmayayım böyle iyi. Otursana oğlum. Yok ya, oturmayayım şimdi. Sizin çocuklar falan agresif oluyor kızım. Görürler hırgır mırgır. Ya otursana. Korkma. Ya ben varım. Korkma, korkma. Kız, sen de az agresif değilsindir ha. Bana bak lan. Ben şimdi buradan adam kovmadım mı? Özel bir şey konuşuyoruz burada. Özel. Ya kimsenin saygısı kalmamış be. Çık şuradan. Çık şekerim, çık. Çık. Kadına şiddete hayır. Yani ne oturmalıyız? Ya bizimkiler görecekse görsünler yani. Sonuçta sevgili olmayacak mıyız? Alışmaları gerek. Hecak hecak kullandın ya. Gelecek zaman biz barışmadık mı zaten? Hayır, barışmadık. Nasıl barışmadık ya? Nasıl barışmadık kızım? Sen bana öyle yapmadın mı? Ben de sana. Yaptın ama ne var ki? Yaptık yani. O flörtleşme. Evet ya. Daha sert vuruyorsun normalde. Evet. Ama şey, şimdi burası da kalabalık. Burada herkesin içinde beni sevdiğini ispat edersen o zaman yeniden çıkabiliriz. Ederim. Ederim kızım. Ederim. Ederim. Ne var yani? Ben senin için her şeyi yaparım. Tamam o zaman. Sandalyenin üzerine çıkacaksın. Çok iyiyim. O en kolayı. Ne var onda? Çıkarım. Ondan sonra böyle maymun taklidi yaparak dans edeceksin. Neşe ne kadar komiksin ya. Beni öldürüyorsun illetten gerçekten. Allah. Benim bir ağırlığım var ya. Ne kadar ağırlığım var senin?
83 kiloyum ben. O zaman goril taklidi yap. Ya şimdi gorilli maymunu şey yapmayalım ya. Kızım bir saygınlığım var benim ya bu okulda. Bir saygınlığım var ya. Tamam o zaman. Demek ki beni yeteri kadar sevmiyorsun. Ya. Çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Tamam. Şey derim. Piyes var derim. Bir oyuna hazırlanıyorum. Tiyatro oyunu derim. Sevmek ya da sevmemek. İşte bütün mesele bu. Derim. İnanırlar herhalde. Daha bitmedi ama. Nasıl bitmedi ya? Bayağı. Şimdi bu taklitleri yaptıktan sonra açacaksın böyle kollarını. Diyeceksin ki ben eşeğim, ben eşeğim deyip böyle onuracaksın Can, onuracaksın. Yapma, deli diye götürürler beni Neşe merkeze. Öptürürler herkese. Mahvolurum. Yapma Neşe, lütfen. O zaman üzülerekten söylüyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Ben giderim ha. Gitme. Tamam, bunu da yaparım. Ama başka bir şey yapmayayım, tamam mı? Bu son olsun. Yani son. Son sayılır. Bir de şey var. Neyi var? Furkan'a böyle ağzına geleni söyleyeceksin tamam mı? Onu böyle hakaretler edeceksin. Diyeceksin ki sen babanın böyle parasıyla ortalıklarda gezen züppenin dikisin diyeceksin. Sen var ya sen ne biçim adamsın diyeceksin. Adam mısın lan diyeceksin. Ama böyle benim söylediğim gibi böyle hızlı hızlı değil. Böyle yavaş yavaş yapacaksın sen bunları. Sindire sindire yapacaksın. Böyle tadını keyfini çıkarta çıkarta yapacaksın Can. Beni anladın mı Can? Neşe bana güzeller. Kimsem kalmaz benim. Tek başıma kalırım, mahvolurum ya. Tamam o zaman. Demek ki onlar benden daha değerli. Ya değiller. Değiller. Kimse senden daha değerli değil. Seni çok seviyorum Neşe. Her şeyi yaparım. Teşekkür ederim. Hadi görelim o zaman. Her başlangıcın bir sonu vardır herhalde. Bu da benim sonumun başlangıcı herhalde. Sanırsam. Efendim? Alo. Ceyhun, merhaba. Ben Günçiçek. Hangi Günçiçek ya? Güney'in sevgilisi Günçiçek. Aa, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ya Ceyhun, ben seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Olur, konuş. Telefonda konuşulacak bir konu değil. Yüz yüze konuşsak. Olur ama baştan söyleyeyim, benim fazla vaktim yok. Yok yok, vaktini almayacağım. 5-10 dakika bir şey. Tamam. Benim ders verdiğim bir kafe var, biliyor musun? Ha, biliyorum. Tamam, orada görüşürüz o zaman. Tamam, tamam. Tamam, okul çıkışı geliyorum o zaman. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Esma Hanım. Ay! Ben de sizi arıyordum. Ha, sizi buralara atan rüzgarlara selamlar olsun. Eksim ve bir o kadar eskim. Efendim, size bir haberim var. Ne o? Oyabilir Hanım'la mı ilgili yoksa? Buyursunlar. Memur zihniyetli standart insan. Evet, durum Oyabilir'le ilgili ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Ben çok açılı diş fırçası gibi düşünürüm. Benim düşündüğüm düşünce henüz düşünülmedi. Oyabilir'i ikinci müdür yardımcısı yaptım efendim. Ne? Bildiğin kayırmışsınız efendim. Onun gibi doğruları söyleyebilen insanlara ihtiyacımız var. Bundan böyle Hasan Paşa'dan sonra Oya Hanım sizin ikinci müdür yardımcınızdır. Hepimiz için hayırlı olsun. Ne o? Kavga mı ettiniz yoksa? Tartışma mı çıktı aranızda? Kedi yavrusu alsaydınız? Köpek yavrusu papi alsaydınız? İnsan sevdiceğine mevkiyi alır mı? Görüşme bitmiştir efendim. Size kolay gelsin. Esmoş! Dikkat, koltuk sallanıyor. Can, hazır mısın? Benim tatlı neşem, prensesim tatlım, bal içi elmalım, karnavar çiçeğim. Neşe, acaba... Yani sen istesen yaparsın.
Acaba sana kendimi affettirmem için başka yol yok mu? Yok Can, başka yol yok. Ama hala vazgeçebilirsin. Gerçekten ben hala gidebilirim. Hala çok geç değil yani. Tamam ya, tamam. Yapacağım. Senin için her şeyi yapacağım. Ne gerekiyorsa. Teşekkür ederim. Hadi o zaman malı görelim. Malı derken? İşte taklitler, maklitler falanlar filanlar, hakaretler. Hadi. Tamam. Ne tamam, hadi. Neyse, şey yapmasam olmuyor mu ya? Bak giderim ha. Ha, gider. Kalk lan buradan. Ne mi oluyor? O kadife iz olur belki. Sana ne? Çık şuradan. Öyle değil mi? Öyle. Çok güzel, aferin. Öyle iyi mi? Biraz daha böyle. Dur. Şöyle mi çıksam? Yok ya. Şöyle mi çıkayım? Of! Kramp girdi. Şey yapamadım ya. Arkadaşlar, size bir duyurum olacak. Herkes buraya baksın diyeceğim. Zaten herkes de buraya bakıyor. Evet. Eşe. Evet. Ben bugüne kadar sizlerden gerçek kimliğimi sakladım. Ben aslında bir süper kahraman. Şaka lan şaka. Değilim. Ben aslında şeyim. Zeki, benim tansiyonum falan düştü galiba ya. Şuraya baksana bir, ne var orada? Can, eşek taklidi yapıyor. Ha, iyi. Ne? Ne yapıyor oğlum bu ya? Rezil ediyor bizi. Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun arkadaşı mı diyecekler? Ya bırak fırçı, bırak. Meğersem toplum baskısı nedeniyle çocuk gerçek kimliğini bir türlü ortaya koyamıyormuş. Eşek gizliymiş içinde bu çocuğun. Ya saçmalama bir Zeki. Ya ne sığsın Fırki? Büyük sığsın yani. Sen niye birazcık olaylara böyle iyi tarafından bakmıyorsun? Ya eşek gibi bir arkadaşımız var. Bir yere gitmek istediğimiz zaman cana biner gideriz. Otopark problemi de çekmeyiz. Otoparklarda arabalardan para alıyorlar. Biz ağacın dibine bağladık mı bunu? Bir de altın semeri vurduk mu sırtına? Oh mis, yükümüzü de taşır, bizi de taşır. Zeki bir sus ya. At çifteleri, at çifteleri. Cancım, at çifteni. Ne yapıyorsun oğlum sen? İnsene aşağı. Bırak. Seviyorum ben. Karışma bana. Seviyorum. Ne saçmalıyorsun? Yeterince rezil olduk. İn aşağı. Neyine rezil oldun ya? Sen kimsin de rezil olacaksın? Sen yok, ben Oğuzhan Arıcı'nın oğluyum diye sağda solda hava atan, başka hiçbir işe yaramayan, babasının parasıyla yaşayan, başka bir numarası olmayan karaktersiz adamın tekisin be! Şeytansın oğlum sen, şeytansın. Şeytansın sen bir kere. Şu gözlere bak ya. Püh! İğrenç bir herifsin. Ne diyorsun oğlum sen? Yeter bu kadar rezil ettiğimizi. Ayrıca bu lafların hesabını da sana daha sonra soracağım. Çaktırma lan. Çaktırma, çok
kötüyü bil. Arkadaşının mutluluğu daha önemli lan, seviyorum. Sus sus, duymamazlıktan gel Hacı abi. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ben bir eşeğim ya. Ben eşeğim arkadaş. Çünkü niye? Senin gibi bir serseriye ben geldim, bel bağladım. Böyle gül gibi. Prenses, şeker portakalı bir kızı terk ettim. Tam bir eşeğim. Bırak beni, bırak lan beni. Beni bırak. Beni bırak lan. Ben seni tutuyormuşum ya. Eşeğim oğlum işte ben. Böyle oluyor. Tamam. Ya Salçacığım, ilk senin şeyden ayrıldım diye üzülüyordun ama bence tam isabet olmuş. Bu canın kafası raf ömrünü tamamlamış. Hakikaten kız, ne olmuş seninkine böyle? Doğru yolu bulmuş işte. Vallahi bilmiyorum. Aşkından delirmiş galiba. Geldi bana, Salçacığım sana aşığım dedi, beni affet dedi, inanmıyorum dedi. Kendince aşkını ispat ediyor. Vursana lan! Karpuz kabuğu varsa atıversin kimliğini ya. O ne be? Oha yani yuh! Ay rezalet! Ne yapıyor bu ya? Ay gerçekten yani benim gördüklerim doğru mu ya? Yoksa ben halüsinasyon falan mı görüyorum? Halüsinasyon değil, halüsinasyon. Ya bir de ben Orçu'ya laf ederdim. Orçu bundan daha akıllı çıktı. Ay hayır yani, bir erkek kendini bir kız için... Ya herkesin ortasında bu kadar rezil eder mi? Ama ben biliyordum yani. Yama takvimine göre dünyanın sonu geliyordu. Dünyanın çiviste şey ettiğine göre... Al işte dünyanın sonunun geldiğinin kanıtı. Yalnız canım, yama takvimi değil o, maya takvimi. Aa, sonu ne oluyor be? Ya sen öyle çok uğraşma diye şey yaptım ben. Ay, şimdi benim sinirlerimi şey etmeyin de, hadi çıkarın. Bu fırsat kaçmaz, fotoğraf çekelim, video çekelim. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Boz ver, boz. Bırak beni, bırak. Bırakın beni. Ay aman bırakın ya. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ne biçim hareketler bunlar? Tüy sana ya. Yazıklar olsun arkadaşım. Ya burada bizi rezil etmeye utanmıyor musun? Git kendini kendinle rezil et. Sonuçta bu okulda benim bir itibarım var. Ya arkadaşım şöyle oldu. Bak anlatayım ben size birazcık. Şimdi... Ya neyi anlatıyorsun ya? Sen Oğuzhan Arıcı'nın oğluna bu şekilde davranamazsın. Davranamazsın ona. Ya sen niye Oğuzhan Arıcı'nın oğlusun be adam? He? Niye Oğuzhan Arıcı'nın oğlusun? Keşke İsmail Dümbüllü'nün torunu olsaydın. Gülüp geçerdik ne güzel. Ya Zeki bir sus Allah aşkına ya. Sen de anlat bakayım ne oluyor, ne bu ayaklar? Ya arkadaşım şöyle oluyor. Ben biraz depresyondayım. Yani geceleri uyku falan uyuyamıyorum. Kötü durumdayım, kötü. Geçen kabuslarla uyandım. Hastaneye kapatalım seni o zaman. Aman ne kadar komik, ahay ne kadar komik bir oyun oynuyorsunuz. Beyler sizi biraz daha centilmen görmek istiyorum. Bu etek çok kısa, yalnız onu söyleyeyim de ben. Tamam, sıkı yönetim ilan ediyorum. Esas duruş. Ne öyle yaka bağır böyle bir taraflarda öyle. Bundan sonra önünüzden bir bayan geçtiğinde başınızı hafifçe öne eğip eğin. Göz teması kurmadan, kurmayın, selamlıyorsunuz. Buraya kadar anlaşılmadık bir şey. Çok güzel. Görüyorum ki emir, komuta zinciri kırılmış. Ve bakıyorum Nedim Bey size çok iyi gelmiş tatlım. Yalnız unutmayın, bu okul benim okulum. Siz bir emcinsinizi bir tehdit olarak görmüyor olabilirsiniz. Ama ben karşıma çıkan herkesi tehdit olarak görürüm. Ben sizin üstünüz başınızım. Nasıl giydireceğime bu okulda ben karar veririm. İkinci müdür yardımcısı Oya Bilir Hanım. Bundan sonra davranışlarınıza daha çok dikkat edin. Size dişlerimi gösteriyorum. Bunlar benim dişlerim. İkinci müdür yardımcısı olarak bu okuldaki yetki ve etkilerimi araştırdım. Sizi ve bütün usulsüzlükleri denetleyebiliyormuşum. Bunlar da benim tırnaklar. Bunlar da benim tırnaklar. Ben o tırnaklarla ancak kendimi gıdıklarım.
yeni müdür yardımcılığınız hayırlı olsun. Nevriye Hoca gittikten sonra kendime tırtışacak birini arıyordum. Ne güzel, sizi buldum. Spor olur. Ne mutsuz sizi. Hadi şimdi tıpışın. Biyoloji öğretmeni Oyabilir olarak size saygılarımı sunarken... ...ikinci müdür yardımcısı Oyabilir olarak teessüf ederim. Oh ne âlâ! İki tane E'yi bir araya getiren teessüf ediyor. Yavrum, ne kadar güzelsin. Kalplere vur bir zımba, rumba da rumba, rumba. Ailene selam söyle. Babacığına da. Ne yapıyorum ben ya? Hadi kızım biraz cesaretli ol. Olayların akışına bırakma kendini Açın hadi. Ne haber tatlım? Merak etme aklımda. Saat 5'te her zamanki kafede buluşacağımızı unutmadım. Unutmam da. Ceyhun ben onu söylemek için aramadım. Gelemeyeceğim bugün. Aa, nasıl gelemeyeceksin ya? Bir işim çıktı o yüzden. Ona haber vereyim dedim. Tamam saat 6 olsun. 6'da buluşuruz. Hatta istersen 7 olsun, 8 olsun. Sen kaçta istersen ya? Ceyhun hiçbir saat uygun olmaz. İşim biraz uzun. Ben gelemeyeceğim. Görüşürüz. Kusura bakma. Doğru olanı yaptım ya. Ben ne gerekiyorsa onu yaptım. Gelsene kız azıcık. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır konusu gelmişken söyleyeyim ha. Ben bir eşeklik ettim. Herkesin önünde de söyledim ha. Barıştık artık değil mi? Ha? Barıştık değil mi kız? Ha? Seni arıyoruz Salça ya. Neredesin? Siz nereden çıktınız be? Burada özel bir şey konuşuyoruz. Aa, sen konuşabiliyor muydun ya? Biz seni sadece anırıyorsun zannediyorduk. Kibarca söylüyorum. Kibarca söylüyorum. Buradan gidin. Bırak kalsınlar Can. Benim onlardan gizli saklım yok ki. Ben onlara sormadan parmağımı bile kıpırdatmam. Bak kıpırdıyor mu? Ha, yok kıpırdamıyor. Tamam. Madem öyle söyle. Söyle, madem gizlemiyorsun söyle. Söyle hadi söyle. Neden şey yaptım, anırdım. Söyle. Evet, gizlemiyorum. Bundan sonra da gizlemem zaten. Ben onlara hayatımda bir kere yalan söyledim. Onda da zaten her şeyi elime yüzüme bulaştırdım Can. Tamam ya işte, ne uzatıyorsun? Söyle barıştığımızı. Barıştığımızı söyle. Söyle barıştığımızı. Barışmadık Can. Barışmadık mı? Neyi eksik yaptım, ha? Yanlış bir taklit mi yaptım? İnek taklidi yapayım. Üzgünüm Can. Sen benim canımı çok yaktın. Senin de canın yansın diye ben böyle bir oyun tezgahladım. Yani hepsi oyundu. Numaraydı hepsi. Ne oyunu ya? Ne tezgahı? Seni ne kadar çok sevdiğimi görmüyor musun? Can, benim canım çok yandı. Sen benim canımı çok yaktın. Sen sadece kendini bitirmedin ki. Sen beni bitirdin. Can, sen bizi bitirdin. Sen benim gözümdeki Can'ı bitirdin. Yok, yok, yok. Deme öyle. Bitirmedim. Söyleme, böyle söyleme şey. Can, bak sen beni sevseydin... ...o aşağılık tiki arkadaşların... ...beni herkesin önünde küçük düşürdüğünde... ...beni korurdun. Sen ne yaptın? Bana onlar baroş faresi dediler. Bana onlar lağım faresi dediler. Sen ne yaptın Can? Sen kılını bile kıpırdatmadın. Sen sadece izledin, sen sadece seyirci kaldın her şeye. Ben de dedim ki, bu çocuk madem bu kadar seyirciyi seviyor... ...onu okulunda unutamayacağı bir gösteri sunma imkanı sağlayayım dedim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu performansını gerçekten bütün okul unutmayacak. Ha şöyle bir şey var. Şimdi bana fare dediğinizde... ...böyle 3-4 kişi hatırlayabilir. Ama senin eşek olduğunu... Bütün okul hatırlayacak. Bütün okul. Hep hatırlayacak.
Gençler, öğrenciler, durunuz efendim, yapmayınız. Bu görmüş olduğunuz bir varoş arabası olabilir. Buna binen insanlar varoş olabilirler. Ama Allah'ım, aşk insana neler yaptırmıyor ki? Şimdi, tıpışın bakayım. Hazır mama, sıpaları size. Salça, seni tebrik ederim. Yani canı kendi evinde hezimete uğrattın. Bir daha ömür boyu unutmaz bu yenilgi. Ay vallahi maymuna çevirdin çocuğu. Hoş, ben yapmaz zannediyordum ama şaşırttı beni. Evet, beni de şaşırttı. Yani şimdi hani dış görünüşüne bu kadar önem veren, böyle şana, şöhrete, para yapalım bu kadar önem veren biri benim için okulun önünde kendini rezil etti ya. Beni çok şaşırttı, kafam çok karıştı. Bana bak, kırmayayım o kafanı. Bırak şu duygularını canım ha. Ne çabuk unuttun bu çocuğun bize yaptıklarını ya. Hapse attırıyordu bizi. Okuldan atılırdık. Evet, biliyorum. Biliyorum ama ne yapayım? Biliyorum ama sen de biliyorsun Furkan çıban başı o yani. Hepsi onun başının altından çıkıyor aslında. Ya unut şu çocuğu. Onların hiçbirinden bize bir hayır gelmez. Biliyorum. Ama ne yapayım? Kalbime yenik düşüyorum. Her defasında bu böyle oluyor. Ay ağlama. Bırak ağlasın. Anıları canlandı. Evet. Anılarım canlandı. İçinde kırılsın. Ya boş bulundum. Sağ ol. Fena değilmiş aslında bu ha. Nereden buldun bunu? Ben yaptırdım. Üçlüsü de Ar-Ge aşamasında. Artık üçlü olunca da böyle olacağız ya. Böyle kardeş gibi beraber yürüyeceğiz. Burada mı bekleyeceğiz? Evet Zeki'cim, burada bekleyeceğiz. Burada bekleyince gözükmüyoruz değil mi? Gözükmüyoruz Zeki'cim. Gözüksek de tanınmıyoruz. Ya laflara bak arkadaşım. Bir yarım ağız konuşmalar, bir dilini ağzının içinde çevirmeler. Ya şu planı anlatacaksan doğru düzgün anlat. Tamam Zeki'cim, sana 8. defa planı anlatıyorum. Bu sefer anladın, anladın. Anlamadın, daha da uğraşma, beni de uğraştırma. Artık başım ağrıdı ya. Bana istatistik verme, planı anlat. Bak böyle yapınca da suları attırıyorsun. Bak şimdi, biz buraya Elçin ile Ceyhun'un buluşacağı kafeye geldik. O kadarı bende zaten, kafede bu. Bir yandan da Ceyhun'un İzmir'deki kız arkadaşını buraya çağırdı. Çünkü... Çünkü Ceyhun'un İzmir'deki kız arkadaşı buraya gelip boynuzlandığını öğrenince olaylar karışacak, ortalık birbirine girecek. Aynı zamanda Elçin'in de Ceyhun'un bir kız arkadaşı olduğunu öğrenmesini sağlayacağız. Bu sayede Elçin Ceyhun'u bırakıp bana geri dönecek. Fırki, yemin ederim çakalsın, cin Alice'sin. Elçin sana geri dönünce de sen Elçin'e diyeceksin ki ben seni sevmiyorum. Ben Ceyhun'un İzmir'deki manitasını seviyorum. Yok, şey diyeceksin, ben seni sevmiyorum. Ben sarı kızı seviyorum. Yok o da olmadı. Sarı kızı ben seviyorum. Şey diyeceksin, ben seni sevmiyorum. Ben Ceyhun'la beraberim. Oo, çok fena. İki sarışın. Çok kötü. Çok be. Sana ne oğlum benim kimi seviyorum, kimi sevmiyorum deyip demeyeceğimden. Sen planı anladın mı, anlamadın mı? Plan bende diyoruz. Uzatma pil... Selamünaleyküm. Sen neredesin ya? Okulun kantininde yaptıkların yetmedi. Bir de Taksim Meydanı'na çıkıp mı maymunluk yaptın? Arkadaşım, şekerim. Ben depresyondayım. Depresyondayım! Üzerime gelmeyin! Yan etkiler bunlar! Bana bak, ben sorunlarımı size yansıtıyor muyum? Tut şunu. Sen de bana sorunları yansıtamazsın! Uf edelim seni. Bak seni öldürürüm lan ben. Öldürürüm! Merhaba. Merhaba. Ya seni çok bekletmedim değil mi? Çünkü otobüsüm gelmedi. Yok canım, önemli değil. Gel otur. Anlat bakalım. Neymiş bu önemli mevzu, çok merak ettim. Ben de merak ediyorum nasıl söyleyeceğim diye. O zaman bir karşı yakalıymış gibi davran ve direkt mevzuya gir. Ya şimdi kütükte karşı yaka yazmadığı için öyle direkt giremiyorsun mevzuya. Doğru tabii. Neyse. Benim konuşmak istediğim konu... Ya kusura bakma ya.
Yo, benim için sorun değil, aç konuş. Yok ya, zaten sen ta oradan buraya bu önemli mevzuyu konuşmak için gelmişsin. Ben şunu sessiz alayım. Ki ayrıca ayıp falan olmaz. Çünkü kankalığın birinci kanunudur bu. Bir kankanın yanında güzel bir kız varsa, yani yengemsin, yanlış anlama. Diğer kankayı satış hakkına sahiptir, anladın mı? Konuşmadan önce ne içersin burada? Çok sağlım. Su. Şey, iki su olabilir miyiz biz? Teşekkürler. Bu arada beyler, hatırlatayım. Biz kendimizi varoşlar olarak tanıtacağız ha. Ben paşayım, sen trafosun, bu da orço. Bir dakika. Şekerim, gördüğünüz üzere ben paşa olarak hazırlandım. Kafamda Beren bile var. Görmüyor musun sen? Paşa rolü benim hakkım. Ben buraya paşa geldim. Paşa ben olacağım. Paşa benim! Oğlum ne fark edecek ya? Ha trafo olmuşsun, ha paşa olmuşsun. Tam bu noktada itiraz etmek zorundayım. Şimdi orç olmak da bir onurdur, o ayrı mesele de. Ben de paşalıya hazırlandım. Bayağı paşalıya hazırlandım. Geceden beri çalışıyorum. Ben bayan paşalı olacağım. Büyük çalıştım diyorum ya, bak göstereyim size. Sakin ol trafo. Sakin ol trafo. Bak senin ağzını burnunu mahvetmeden önceki içinden canavar çıktığı bölüm bak. Trafo sakin. Nasıl? İyi olmadı mı? Ver bana rolü gitsin. Ver gitsin rolü. Zekicim biz burada evcilik oynamıyoruz. Şu kızı bir idare edelim. Şu Ceyhun'un ne mal olduğu ortaya çıksın. Ondan sonra sen evde istediğini olursun ya. Zaten senin bilinçaltında bayram paçalı olmak istediğin belli neden. Bir dur ya, bir dur. Telefon çalıyor zaten. Mucuk. Telefon çalıyor. Efendim? Geldin mi? Neredesin? Görmüyorum. O taksidesin. Bak, el sallıyorum. Gel sağda dur. Tamam. Selam, Ebru ben. Ben Güney. Yarım kürenin en gereksiz insanı Orço. Bu da arkadaşım Trafo. Ben de Güney, Ceyhun'un kuzeni. Tekrardan memnun oldum. Arkadaşım, hani ben Güney'dim? Niye Orço'yu iteledin bana? Ben Güney'e çalışmıştım, he? Kafanı gözünü patlattırma bana, gereksiz. Niye açmıyor bu çocuk ya? Ceyhun merhaba. Şey diyecektim. Benim işim erken bitti de, eğer hala bir program yapmadıysan görüşelim mi diye soracaktım. Aradım ama duymuyorsun galiba. Neyse, belki hala kafedesindir diye bir uğrayacağım. Umarım görürüm seni orada. Bay bay. Teşekkürler. Ya şimdi ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Direkt konuya gireyim. Benim seninle konuşmak istediğim konu Güney'le ilgili. Bak çok şaşırdım şimdi. Aslında Güney ve Elçin'in arasında bir şey olup olmadığı ile ilgili. Demek meşhur Güney sensin ha? Ceyhun çok bahsetti senden. Bana da senden çok bahsetti. Ya bana da bir bahsetti var ya. Böyle benim bir İzmirli kız arkadaşım var dedi. Bir görsem bir içim su dedi. Böyle fıstığın alası dedi. Tamam. Nasıl yani? Ya sen Orço'nun kusuruna bakma. O öyle hep cıvık cıvık şakalar yapar. Değil mi Trafo? Ben nereden bileyim be? Sağ solu dalarım size. Bir bisküvi yok mu? Gofret de olur. Ya sen Trafo'nun kusuruna bakma. O hep öyle birazcık gergindir. Sürpriz parti nerede olacak? Madem o konuyu açtın. Bak Ebru, biz seni buraya aslında parti için falan çağırmadık. Nasıl? Ne için çağırdınız o zaman? Yoksa Ceyhun'a bir şey mi oldu? Yok. Ceyhun'a bir şey olmadı da. Yani senin şu bölgende ve şu bölgende özellikle kaşıntılar başlamış olabilir. Çünkü malum boynuz geliyor. Ne diyorsun sen ya? Orçuncuğum, sen bir lafa karışma istersen. Tamam, sustum. Ebru'cuğum, sana karşı dürüst olacağım.
Ceyhun seni aldatıyor. Nasıl? Güney sen ne diyorsun? Ha anladım ben, anladım. Siz şaka yapıyorsunuz. Şaka canım. Ceyhun nerede? Şaka falan yapmıyoruz Ebru. Ya şimdi düşünüyorsundur, eğer Ceyhun beni aldatıyor olsa... Güney niye bana bunu söylesin, ispiyonlasın Ceyhun'u diyorsunuz. Ama ben bunu Ceyhun'un iyiliği için yapıyorum. O Elçin denen kızla saçma sapan bir ilişkiye başladı ve eğer... sen olayın başında müdahale edersen... hatasını anlayıp sana geri döner diye düşünüyorum. Ne demek sana geri döner ya? Biz ayrılmadık ki geri dönsün. Ebru'cum, yerinde olsam o kadar emin olmazdım. Sonuçta hoşsun, güzelsin, taşsın. Yuh, çüş. Ne çüş ya, ne yuh ya? Güzelsin dedim, hoş dedim, taş dedim. Deve mi de at mı dedim kıza? Neyse. Eğer gerçekleri öğrenmeye cesaretin varsa... şu an Ceyhun'la Elçin... İçeride kafedeler. İçeride kafedeler. Güney'le Elçin arasında derken... düşündüğüm anlamda şeyin olup olmadığını mı merak ediyorsun sen şimdi? Ya biliyorsun böyle konuları konuşmak zor. Ama günlerden içim yiyor yani. Sormazsan patlayacağım. Güney'le... biliyorsun Elçin daha önce... Bana Elçin anlattı zaten her şeyi. Ne anlattı? Ne dedi o cadı? Kim? Yani kusura bakma şimdi senin yanında cadım adı. İşte Elçin. İyi anlaşamadığınızı biliyorum zaten. Umarım bizim ilişkimiz vesile olur da... her şey yerli yerine oturur. Hakkına takılan mevzuya gelince de bildiğim kadarıyla anlatayım sana. Elçin Güney'i çoktan geride bırakmış. İnşallah bizim kuzen de tamamen aklından siler de Elçin'i... her şey yerli yerine iyice oturur. Ama bak şimdi gördüğüm kadarıyla seni gerçekten çok seviyor Güney. İnşallah Güney de aklından tamamen siler. Elçin ne demek? Bir dakika ya. Allah kahretsin ya. Ya kaç kere yanlış duymamışım. Günçiçek kusura bakmıyorsun değil mi? Yok yok işim varsa. Ya bir arkadaşım gelecekti, vazgeçmişti. Şimdi galiba vazgeçmekten vazgeçmiş. Hangi arkadaşın, Elçin mi? Neyse. Benim zaten işim bitti. Ben gidiyorum. Sana da teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Ya ben rica ederim gerçekten. Bak ne zaman konuşmak istersen ben hazırım Günçek. Teşekkür ederim. Ceyhun. Aşkım? Hala aşkım diyorsun bir de utanmadan değil mi? Hem de tının yanında. Diye bana mı dedin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? O Ceyhun denen dallama Ebru'ya Elçin'i, Elçin'e de Ebru'yu açıklamaya çalışıyordu. O ona, o buna. Ve böylelikle Elçin de kendisine Samyeli sülalesinden hayır gelmeyeceğini anlamış oluyor. Tabii Samyeli'den hayır yok ama Arıcı'dan var. Ne de olsa sizin ikiz kuleleriniz var. Elçinin tek yumurta ikizi var mı? Oğlum bunun kolumuzla ne alakası var? Ayrıca ne yapacaksın sen Elçinin tek yumurta ikizini? Yok öyle bir şey. Ya burada oturup biyoloji tartışacak değilim herhalde seninle. Şu Elçin mi bana mı öyle geliyor? Evrucuğum bak sen gerçekten çok yanlış anladın. Olay gerçekten bildiğin gibi değil. Bir tane valla... Yıbızeli burada ne işin var ya? Ha, benim burada ne işim var? Pardon, pardon, çok pardon. Böldüm galiba, böldüm. İstanbul'a gelir gelmez hemen sevgili yapıyorsun tabii. Ben de böldüm, pardon. Sen bana baksana. Neyine bakacağım senin? Bulduğun yakışıklı çocuğu atlıyorsun tabii değil mi? Ay ne yapayım ben senin yakışıklığını? Benim aslan gibi sevgilim var. Aslan gibi sevgilisi varmış. Bir de sorsalar İzmir'in kızları için öyle böyle dersiniz. O İzmir değil, o Karşıyaka. İzmir. Ayrıca sen bir sus. Her şey bitti zaten. Şimdi İzmir, Karşıyaka tartışmamız kaldı. Pardon. Ayrıca Güney olmasa benim hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Ve sen de bütün üniversite hayatım boyunca beni aldatacaktın öyle değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika.
Güney mi dedin? Sana Güney mi haber verdi? Evet, bana Güney haber verdi. Ama bütün bunların içinde sadece Güney kısmı dikkatini çekti, öyle değil mi? Hiç şaşırmadım Cem, hiç şaşırmadım. Aa, hakikaten Elçin ha. İyi de bu Elçin buradaysa içerideki Elçin nerede? Aa Furki, Ebru'yu içeri göndermekte hata mı ettik? Abo, plan yandı, plan bitti. Arkadaşım, biz Ebru'yu Elçin'le Ceyhun'u bassın diye göndermedik mi? Doğru. Şimdi plan patlar. Gidip ben Ebru'ya diyeyim ki ufak bir hata yapmışız biz. Dolayısıyla seni biz İzmir'e tekrar geri göndereceğiz. Sonra tekrar alırız seni biz buraya, hiç merak etme. Ya biz saçmalama oğlum ya. Tamam, Elçin'in bu kadar geç geleceğini tahmin edemedik. Ama Elçin Ceyhun'la Ebru'yu basacağına yok. Ebru Elçin'le Ceyhun'u basacağına, Elçin Ceyhun'la Ebru'yu basmış oldu. Yani sonuç aynı. Ya yürü Allah aşkına. Gidelim şu kenardan bakalım azıcık. Buradan hiçbir şey gözükmüyor ya. Yürü hadi. Önden önden git. Bayram paşalısın ya. Bana bak, Elçin misin nesin? Ne ben Elçin? Küfretsen daha iyiydi. Ben Elçin değilim ha. Ya ne diyor bu kız ya? İsmini söylüyorum, küfür diyor. Pardon. Elçin benim de. Sen kimsin? Ben Ceyhun'un İzmir'deki sevgilisiyim. Anlamadım. İzmir'deki sevgilisiyim derken? O İzmirli, o şeyden, o kadın. Sayıyorum. İçeride bir kız hep fazla. Evet arkadaşım, deminden beri sayıyorum. Bir kız fazla. Hesap hatası da yok. Ayak parmaklarımı da sağlama yaptım ya. Vallahi ben de anlamadım o varoş gülünün burada ne işi var ama... en azından ortalık iyice karışmış gözüküyor. Güzel. Zekicim. Furki, o ne? Temiz telefon. Ne için? Çekeceğimiz fotoğrafları gönderdiğimizde hemen ifşa olmayalım diye. O zaman başarılı olan yegane planımız olarak bu anı ölümsüzleştiriyorum arkadaşlar. Gülümse, gülümse. Lan gerzek herif, bizi çekmeyeceksin, içeridekileri çekeceksin. Evet Ceyhun, senden bir açıklama bekliyorum. Evet, açıkçası ben de kısa bir açıklamaya hayır demem şu an. Ha. O şey... Kalıp bu muhabbetleri dinlemeyi çok isterdim ama Elçin'in alengirli aşk hayatını hiç merak etmiyorum. O yüzden gidiyorum. Cimbom, benimle düzgün konuş. Geliyor. Dur. Kapat. Alo aşkım. İyiyim. Çarşıya kadar çıkmıştım ama şimdi dönüyorum. Dizel'e geleyim. Geleyim tabii, Dizel'e geleyim. Ay ben çok severim Dizel'i, geleyim. Ya aşkım, senin olduğun her yer bana cennet ya. Neyse sen beni lafa tutma ki ben bir an önce gideyim. Yani geleyim. Tamam. Bir dakika, şimdi ilk önce şu karışıklığı bir düzeltelim. Elçin sensin, öyle değil mi? Evet canım, benim. Canım, sizin buralarda işler nasıl oluyor bilmiyorum ama... biz İzmir'de sevgilisi olan erkeklerin peşinden koşmayız. Biz de koşmayız canım, merak etme. Ceyhun galiba matematik derslerini fazla dalınca sevgisi olduğunu söylemeyi unutmuş. Neyse, iyi oldu, erkenden öğrendim. Tam da matematik derslerinden mezun olmuşken. Elçin bir dakika. Elçin bir dur. Ceyhun. Sen buradaydın değil mi? Ebru, ben de böyle olmasını istemezdim. Ama sanırım ilişkimizi gözden geçirme zamanımız geldi. İlişkimizi gözden geçirmek öyle mi? İlişkimizi gözden geçireceğiz. Nesini geçireceğiz? Gözümün önünde zaten taktım boynuzu. Boynuz falan deme, yakıştırma yapma kendine. Ceyhun. Ceyhun gerçekten yeter artık, sus olur mu?
bana senin için hoş geldin partisi yapılacak, sürpriz parti yapılacak dediler. Kalktım ta İzmir'den buraya kadar geldim. Bunları görmek için mi geldim ben buraya? Ufacık bile değer vermiyorsun bana, öyle değil mi? Kuzenin Güney kadar bile sağduyuya sahip değilsin. O kadar sağduyulu davrandı ki bunlarla yüzleşmeme vesile oldu. Sana hiçbir şey demiyorum. Gerçekten yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Geliyor, bu da geliyor. Bu da gelen gelene ya. Ne işlet yermiş. Allah kahretsin ya. Konuşsana. Geçen hafta ne güzel açıp konuşacaktın. Bitirelim diyecektin. Olmuyor diyecektin. Başka birine aşığım diyecektin. Ah ulan Ceyhun. Ah ya. Neyse. Güney'in burnunun nerelere uzandığını öğrendik işte ise. Üşenmemişsin. İzmir'deki kız arkadaşımı arayıp her şeyi ispiyonlamışsın. Bravo. Ben Elçin'in ilişkimi onarırım. Ama ondan sonra seni kim onaracak bakalım. Göreceğiz. Zeki. Telefonu ver. Neden? Versene oğlum telefonu. Fotoğraflara bakacağım. Neden? Versene şekerim telefonu. Delirtme beni. Bakalım bakalım şu varoş gülüyle Ceyhun'un ikili fotoğrafları var mı? Var var. Olmaz mı ya? Bak burada genel. Burada yakın plan. Burada zoom yaptım böyle. Bak burada flu neti arkadaki vazoya attım. Bu ne Zeki? Garson. Niye çektin oğlum adamı? Yakında sıçrama olursa onu kullanırız dedim. Bak bu fena değilmiş ha. Evet güzel. Ya fena değil ne kelime. Müthiş. En iyisi bu. Hatta sergimin baş köşesine koyacağım. İyi yaparsın Zeki'cim. Koy koy da. Şimdi resim sanatı günümüzde çok fazla halka inmiş bir sanat olmadığı için ben diyorum ki belki paşa arkadaşımıza biz bunu özel olarak göndererek bir kıyak yaparız ha. Oh mis. Alttan sosyal mesajı da iteledin. İyiymiş vallahi. Oo Fırki. Bakıyorum artık numaraları ezberden mezberden yazıyorsun. Yüzüncü falan oldu artık. Kurt kurt. Cin ya. Cin Ali. Dur. Kötülüğün dozajını arttıralım. Yollanıyorsa ödemeli yolla. İşte ben Fırki'nin böyle kötülük yaparken eğitici yanını seviyorum. Bir tanesini de bana verin.